Merhaba. Yarın Kılıçdaroğlu kazanırsa bunda Erdoğan'ın katkısı büyük olacak. Erdoğan olmasa Kılıçdaroğlu böyle desteği bulamazdı. Erdoğan'a bakan yönüyle ise Kılıçdaroğlu'na mağlup olması iki kere bozgun manasına geliyor. Seçimi kaybetmesinden çok etnik ve siyasi yönden şeytanlaştırdıkları bir rakibe geçilmesi hem Erdoğan hem de taraftarları açısından hazmı zor bir çöküş olacak. Seçime artık günler değil saatler kaldı. Seçim günü gecesi ve ertesi gün için alınması gereken veya alınabilecek tedbirler alınmıştır umarım. Değilse artık çok geç ve bunu daha fazla konuşmanın da manası yok. Söylenecek her şey söylenmesi gereken zaman dilimi içerisinde söylendi. Ötesi lavgarlık olur. Şimdi sandık güvenliği kadar olabildiğince hızlı ve etkin sonuç açıklamak da mühim. İktidar ajansları kanallarıyla bu konuda erkenden bastıracak. Seçim yasaklarının önemi yok. Defalarca çiğnediler, yine çiğnerler. Ülkede kanal yöneticisi olarak takip ettiğim tüm seçimlerde yayın mecralarıyla ortaklaşa hareket eder. Her defasında süre dolmadan seçim sonuçlarını ekranlarımızda paylaşırdık. Yani yayın yasağını birlikte delerdik. Bu tabii şu günkü duruma göre çok masumane bir şeydi. Yüksek Seçim Kurulu normalde 21.00 olan seçim yasaklarının bitiş zamanını hep 19 ya da 19.30 dolaylarına çekmiştir. Çoğu zaman bu sürenin içinde kaldığımız için cezadan yırtmışızdır. Medyada çeşitliliğin olduğu, serbest rekabetin yaşandığı, seçim güvenliğinin hiç konuşulmadığı dönemlerdi bunlar. Cihan Haber Ajansı'nın ilk dakikalarda geçtiği verilerle seçimin rengi aşağı yukarı belli olur. İlerleyen saatlerde bunu partiler ve yüksek seçim kurulu da teyit ederdi. Defalarca yaşandı bu. Cihan'ın sahada takip ettiği son seçim olan 1 Kasım 2015 gecesi de aynı şey oldu. İki kişiden birinin AKP'ye oy verdiği anlaşılınca o günkü yayın mecramız Can Erzincan TV'de nasıl havlu attığımızı hatırlarım. Cihan verileri doğru ve hızlıydı. Sonucun işine gelip gelmemesine bakmazdı. Takip ettiği son birkaç seçimde yoğun siber saldırılara uğramasına rağmen bariyerleri aşmasını bildi, güvenilir veri bildirimini namusu kabul etti ve müşterisini hiç yanıltmadı. 4 Mart 2016'da kayım atanıp kapısına kilit vurulduktan sonra bir dönem kapandı. Ve yüksek sesle ifade edilmese de eksikliği halen yaşanıyor. 14 Mayıs gecesi olabildiğince hızlı ve etkin biçimde sonuç açıklamalısınız. Bu konuda moral üstünlük sizde olmalı. Cihan'ın yaptığı gibi yapmalısınız. Islak imzalı tutanakları sahaya yayılmış sandık görevlilerinden süratle toplamalı, sandıklar açılmaya başlandığı andan itibaren 87 seçim çevresinden gelen tüm verileri açık kaynaklardan yayımlamalısınız. Elbette karşınıza çıkacak türlü bariyerlere karşı mobil çözümleriniz olmalı. Engelleri atlayarak yürümelisiniz hem sahada hem de merkezde. Sonucu kabul eder veya etmez, seçimi iptal eder veya etmez. Bunlar sizin işiniz değil. Bu konuda yapabileceğiniz bir şey de yok. Yapabileceğiniz şey belli ve bu konuda asla hata yapmamalısınız. Doğru tabloyu şüpheye yer bırakmayacak biçimde paylaşır. Arkasında durursanız bunu hem ülke hem dünya görür. Ötesi sizin işiniz değil. Sürecin olaylı geçip geçmeyeceğini öngöremem. Fakat şunu kolaylıkla öngörebilirim. Bir gecede bitmeyecek, günler sürecek bir mücadele olacak. Sabır ve sağduyu selameti getirecek.